Baba Torik. Evet, Premier Lig'de ikinci hafta karşılaşması Stoke City, Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecekler. Stoke City'yi hepimiz yakından tanıyoruz. Tuncay Şanlı'nın takımı geçen haftaya Premier'e yenilgiyle başladı. Deplasmanda 2-1 maçı kaybetti. Jones çok önemli bir transfer. Trinidadlı futbolcuyu bu sene aldılar. Forvet'e bir bakıma Tuncay'ın da önüne geçmiş oldu. Kulübün en pahalı transferi, tarihinin en pahalı transferiydi. Fakat bu maçta 14. dakika da sakatlanarak oyunu terk etti. Şu ana kadar gelen raporlarda bileğinin biraz üstünde bir sakatlığı olduğu ve bu sakatlığın birazcık da uzun sürebileceği konusunda bilgiler var. Kesin olmamakla birlikte. Dolayısıyla çok önemli bir kozunu daha birinci maçın başında kaybetmiş oldu Stoke. Daha sonra Silibe'yi aldılar 14. dakikada. Ondan sonra da onu çıkarıp 51. dakikada Tuncay'ı oyuna soktu. Teknik direktör Pulis geçen sene bunu Tuncay'a da yapmıştı. Daha önce hem değiştirip ondan sonra da aynı oyuncuyu bir daha değiştirme huyu fazlasıyla gözüküyor. Stoke City karşılaşmada çok fazla iyi bir görüntü çizmedi. Geçen sene de çok tutuk bir futbol sergiliyor genelde. Defans olarak ve oyun disiplini olarak çok sağlamlar. Fakat hem gol atmakta çok zorlanıyorlar, hem de topu orta sahada ayaklarında tutmakta çok zorlanıyorlar. Ama kendi seyircisi önünde de iyi oynayan bir ekip. Silahlarını düzgün kullanamadığını düşünüyorum ben işin açıkçası. Hani daha kadrosu bu oyundan daha iyi bir şeyler çıkartabilecek bir kadro. Tottenham'a gelince çok iyi bir başlangıç yaptı. Aslında 0-0'lık bir maçta Manchester City ile berabere kaldılar ama futbol olarak çok iyi bir başlangıç yaptılar. Manchester City çok önemli bir ekip kurdu. Çok ciddi paralar harcıyorlar. Fakat Tottenham yine kendi koruduğu kadrosuyla çok başarılı bir maç çıkarttı. Galibiyeti kaçırdı aslında. Çok da pozisyonu var. Fakat Manchester City kalecisi Hart'ı geçemediler. Çok büyük bir performans gösterdi Hart. Ve Tottenham'a gol izni vermedi. Yani çok mucizevi kurtarışlar var. Dolayısıyla Tottenham'ın bu maçta da çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Stoke City ile Tottenham arasındaki karşılaşmalarda beraberlik çıkmıyor son iki sezondur. Hatta orada şöyle bir durum da var. 2008-2009 sezonunda her iki maçı da ev sahibi takımlar kazanmış. Geçen sezonda tam tersi olmuş. Her iki maçı da deplasman takımları kazanmış. Dolayısıyla burada çok ciddi bir dengeli bir mücadele var. Ve İngiltere'de tabii her ne kadar yıldızlar, kadrolar ağır bassa da sahanın içindeki futbol her zaman çok denk başlıyor. Premier'in belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Stoke City Tottenham maçı bence klasik bir alt maçı gibi gözüküyor. Çünkü Tottenham defansında, orta sahası da gerçekten çok kontrollü oynayan, çok güzel top oynayan bir ekip. Demin de dediğim gibi Stoke City de çok kontrollü oynuyor. Dolayısıyla bu karşılaşma beraberlik gibi gözüküyor kağıt üzerinde. Fakat tabii kayıtlara baktığımız zaman da mutlaka birisinin kazandığını görüyoruz son iki sezondur. Dolayısıyla eğer illa birisi kazanacaksa Tottenham tabii ki galibiyete daha yakın. Tottenham'ın bu hafta içi aynı zamanda Young Boys karşılaşması da var. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde. Dolayısıyla orada da bu faktörü de belki göz önünde bulundurmakta fayda var. Ama sonuç olarak ben alt derim. Eğer çok birisini seçmek gerekiyorsa da Tottenham daha ağır basıyor derim. Baba Torik.